Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Teknofest başladı. Teknofest'in heyecanını Havaesan'la birlikte yaşayacağız. Birlikte farklı farklı videolara imza atacağız. Bugün tabii yağmurla başladı, biraz hava gösterileri az. Ama isterseniz gelin Havaesan'ın çadırında neler var? Hangi simülatörler var? Birlikte dolaşalım. Bu simülatörün adı nedir? Paraşüt simülatörü. Genç arkadaşlarımıza burada paraşüt deneyimi yaşatıyoruz. Sen daha önceden atladın mı paraşütle hiç? Yok, hiç atlamadım. Hiç atlamadın. Önce seni bir galiba kuşandıracaksınız. Bir bakalım neler yapılıyor. Normalde bu simülatör Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılıyor. Gerçek bir atlayış simülatörü değil mi? Evet, eğitim simülatörü. Şu anda Kayseri Komando Tugayı'nda da 6 adet mevcut bir şekilde eğitim alınmakta. Sen de komandolar gibi atlayış yapacaksın. Daha önceden böyle bir paraşüt atlayışlarını serbest nasıl atlanıyor? Hiç gözlemleme şansın oldu mu? Yok, hiç gözlemlemedim. Hadi bakalım ilk tecrübeni şöyle bir yaşa, senin de görüşlerini alalım daha sonra. Şu an genç arkadaşımızı yukarı doğru kaldırdık. Neler yapacak biraz bize anlatır mısınız? Şu an uçuş konumuna geldi. 9500 fitten aşağı doğru serbest bir atlayış yapacak kendisi. Kaç saniye sürecek serbest atlayışı? Yani paraşütü açtığı irtifaya göre değişiyor. 2000 fitlere yakın bir seviyede paraşütünü açacağız. Saniyede kaç metreyle düşecek? Şu anki hesaplaması biraz daha demo olduğu için onun bir hesaplamasını yapmıyoruz ama saniyede bir yaklaşık bir 50 metre falan hızında düşecek yani. Tamam, birlikte seyredelim bakalım. Şu an gökyüzünde olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu bence. Tavsiye ederim. İndikten sonra daha böyle detaylı konuşacağız seninle. Bekliyoruz. Gel bakalım şimdi. Sen önce bir adını söyle. Heyecandan bize adını da söylemedin. Adım Yener. Yener, nereden geliyorsun? İstanbul'da mı oturuyorsun? İstanbul, evet, burada oturuyoruz. Peki, daha önceden böyle bir değişik bir tecrübe oldu galiba bu. Evet. Ne hissettin atlarken? Biraz bize anlatsana. Biraz kendini sıkıyorsun hani, o şeye giriyorsun atlarken, strese giriyorsun ama ondan sonra gayet güzel ve gerçekçi. Oldukça gerçekçi, sana o şekilde geldi. Peki sen nerede paraşütle atlayabileceğini biliyor musun? Yani hiç herhangi bir fikrim yok onunla alakalı. Türk Hava Kurumu'nun tesisleri var. Türk Hava Kurumu'ndan paraşüt eğitimi alabilirsin. Eğer asker olursan, Kayseri'de biraz önce de simülatörleri varmış, o bilgiyi verdiler. Kayseri'de hava indirimi olursan paraşüt eğitimini oradan alıyorsun, uçaktan atlıyorsun. Ama serbest düşüş için bayağı bir biraz tecrübe, evet, lazım tecrübe, değil mi? Evet, tecrübe lazım biraz. Her şey simülatörde başlıyor, sonra gerçek hayatta, evet, uygulanıyor ki daha keyif alıyorsun, daha eğitimli yapıyorsun, evet, daha emniyetli bunu yapıyorsun. Evet. Sana başarılar. Ne düşünüyorsun Teknofest'le ilgili? Teknofest gayet güzel, hani savaş uçaklarıyla işte pilotsuz uçaklarla gayet güzel bir yer bence. Tavsiye ederim de gelmelerine. 1 Mayıs'a kadar Teknofest devam ediyor. Havaesan'ın paraşüt simülatörü serbest düşüş keyfini gelen genç arkadaşlarımıza yaşatıyor. Evet, tabii Havaesan bir sürü yazılımlar var, simülasyon yapıyor. Bunların çoğu belki askeri amaçlı ama burada işte o simülasyonlar gençleri eğlendirirken öğretmek açısından da önemli bir yere sahip. Şimdi başka bir simülasyona doğru şöyle gelelim. Merhaba, sizi tanıyalım mı? Merhabalar, Buğra ben. Havaesan'da organizasyon yapıyorum. Bizi biraz anlatır mısınız? Burada ne yapıyor arkadaşlarımız? Oyunumuzun adı Brain Challenge. Kasklarımız var. Kasklarımızdan algılarını ölçüp kim daha iyi odaklanıyorsa kendine çekmesini sağlıyoruz. Nasıl ölçüm yapıyor algın alıp? Şöyle, burada alnımızdan kalp atışını ve kulağımızdan da sinirlerimizi ölçüyor. Evet, oyun başladı. Bakalım kim geriye doğru çekecek? Odaklanma çok önemli burayla ilgili. Sinir nöronlarını kontrol ediyor. Gelen tepkilere doğru. Evet, bir alkışlayarak dikkati dağıtmaya çalışacaklar. Bakalım ne olacak? Yavaş yavaş karşıya doğru. Epey hızlandı. Bakalım. Bakalım ne olacak? Bahayı kim hangi tarafa çekecek? Bekliyoruz. Ben size bir şey sormak istiyorum. Siz neye odaklandınız da kazandınız? Yani gelmesini istedim. Başka bir şey yapmadım. Sadece uçağa odaklandım yani. Uçağa odaklandınız ve size doğru gelmesini o sağladınız. Şekilde, evet. Havaesan standında adımlarla ilgili bir yarışma var. Gençler de oldukça ilgi gösteriyorlar. Burada
özel bu yapılmış pedlerin üzerinde adım atarak yıldıza ulaşmaya doğru çalışıyorlar. Evet, anlat bakalım. Nasıl, yıldızı topluyor musun? Bilmem. Bilmiyorsun. Işık bak biraz daha hızlı. Hadi bakalım. Hadi. Sen de biraz çabuk yap. Hadi bakalım. Devam. Hadi Esmer, yavaş. Biraz daha. Oho, Hamza bir içki. Şimdi gelin Havelsan standında mühendis çocukları görelim. Geleceğimizi görelim. Çünkü onlar buradan alacakları ilk eğitimle gelecekte savunma sanayi olabilir, başka alanlar olabilir. Ülkemizin çok önemli beyinleri olacaklar ve onlara da eğitim Havelsan'da içeriden veriliyor. Gelin birlikte girelim. Çocuklarımız, gençlerimiz neler yapıyor? Birlikte görelim. Seni tanıyalım mı? Adın ne senin? Yusuf. Yusuf, sen ne yapıyorsun şu an burada? Şu an robotu yapıyorum. Robot yapıyorsun. Peki senin robot oyuncağın var mı? Yok. Peki burada yaptığın robotu sen hareket mi ettireceksin? Evet. Nasıl hareketler yaptırmayı hedefliyorsun? Sürekli. Bu taşın üzerine mi çıkaracaksın robotu? Evet. Evet, seçtik mi? Seni tanıyalım mı? Adın ne? Ömer Yarsiyet olsun. Ömer, sen robotlarla çalışıyor musun? Seviyor musun robotları? Evet. Askerleri de seviyorum. Şimdi taş, kağıt, makas oynuyoruz değil mi? Burada evet, robotlarla. Gelen katılımcılarımızla buradaki robot kolumuzla taş, kağıt, makas oyunu oynatıyoruz. Peki robot kol bizden önce mi algılıyor? Nedir bu işin şeyi? Burada bir sensörlerimiz var. Orada aslında bir yazılım devreye giriyor. Bizim parmaklarımızı hareket etme tam 10 milisaniyede hissedip ona göre robotumuz karşı hamlesini yapıyor. Zaten bilmeyen bir robot yaptık. Yani zaten Havelsan deyince yazılım, robotik sistemler olduğu için yani bunlarla ilgili bakalım kim yeniyor, ne yapıyor? Ben bir oynayayım isterseniz. Tabii ki. Buyurun. Bakalım robot ne yapıyoruz? Elimizi koyuyor muyuz böyle? Evet, burada biraz daha arkadan olabilir. Tamam. Görüyor mu şu an? Evet, şu an görüyor. Aslında böyle çalışması lazım. Nasıl? Şöyle mi? Şöyle yapıyoruz. Öyle böyle yapabiliriz. Ya devamlı robot yeniyor beni. Nasıl olacak bu? Evet, yani kaybetmeyen bir robot yaptık. Burada güzel katılımcılarımız oyun oynayaraktan keyifli vakit geçirmelerini hem de buradaki yazılımlarımızı test etmelerine yardımcı olanak sağlıyoruz. Yani gençlerimiz sensör teknolojisi, evet, robot sistemler, yazılım, bunun arkasında da bir şeyler koşuyor. Kesinlikle. Sıra onlarda bakalım. Bunlardan oyun kesinlikle olarak başlayacaklar, öğrenecekler, ileride kesinlikle yeni teknolojiler geliştirecekler. Teşvik etmenin, zaten çocuklarımızı teşvik etmenin en güzel yolu bu tarz oyunlar yaparaktan onların ilgisini çekmek ve bu alana yönlendirmek. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun.